Tabii mahkemede değilsin. Biraz sesli konuşabilirsin. Evet abi. Şimdi abi. Tamam abi. Abi ilk başta zaten hani bu toplama bir niyetini ettiği zaman şu zamanlarda en azından yoktu. Siz söylediniz diye bir başlayalım dedi. Başladığında da aklıma ilk gelir gelmez serbest bölge vesvese gibi dertleri toplamak geldi. Çünkü bilmiyorum hani gençlerde de kendi gördüm acı ondan genelde. O acı olduğu için bir hayalim vardı aslında serbest bölgede ders yapmak ya da vesvese benimle alakalı ders yapmak. Maşallah. Ama çıkamam dedim. Bir de bu kadar o konunun uzmanları olduğu yere girmek istemedim. İlk defa hayatımda toplum yapacağım için. Allah'ım dedim bana bir konu ver. Hani bir konu ver anlatayım dedim. Ben serbest bölgede ders istemem ama yapamam dedim. Allah sana gerçekten gençlerim vardı. Aslında namaz geldi. Düşünmediğim halde. Daha çalışmaya başlamadan sana kadar kaza namazlarıma daha önceden başlamış. Kaza namazlarım arttı. Daha namaz çalışmasına başlamadan. Hani farklı haletler yaşadım. Başladıktan sonra da farklı haletler yaşadık. İnşallah bu haletleri anlatabileceğim abi ama son toplaması çok zor bir şey. Bunu söyleyeyim. Bayağı bir karıştı abi. Biraz çorba oldu. Yani yemekte çorbası da olmaz. İnşallah güzel. Yani yemek için başlangıç olur benim anlattıklarım. Namaz abi dua hayırlı dua anlamı diyor. İşte Arapçası salat olup çoğulu salavattır. Tekbirle başlıyor, selamla son buluyor. Allah'a karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Kur'an'da 90'dan fazla ayet de var. Hadis-i şeriflerde çeşitli yerlere birçok bulunuyor. Beş vakit namaz da İslam'la beraber geldi. Bundan önce namazlar ama beş vakit namaz İslam'la geldi. Yani bize özel, Müslümanlara özel bir namaz geldi. Beş vakit olarak geldi en azından. Ayetlerden bir iki tane örnek abi. Lokman aleyhisselam oğluna namazı emrediyor. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda namazını emredildi. Ayetlerden bir tek örnek abi. Ben Risale-i Nur'dan abi başlangıç olarak bazı ayetlerinde namaza dair fazilet ve mükafat menbaı olan 4. ve 9. ve 21. sözler ruhumun karanlık kökelerini mekanik tarih ve kendilerini Atakan biraz kamerayı biraz kafanın yarısı gözüküyor böyle biraz ha geri gidince oluyor ha öyle ha tamam. Kemal Aşk Yüksek'le tesettü ettiğin bu şaheser şüphe bulutları içinde vakitlerini dinlik için zayi edip giden hepsi gaflete ve gençlik hevesatına esir olup yürür zamanla Nadim olarak tarih hakikati arayanlara bir refikaya hayat olsun diyor. O zaman namazı ilk başta hani insan kendi içsel alemde oluşturmak istiyorsa, bu namazın değerini anlamak istiyorsa, namazın ücretini, mükafatını anlamak istiyorsa 4. 9. ve 20. sözleri okumamız gerektiğini zaten Risale-i Nur'a gösteriyor. Bir de ayetten Zübeyir abinin de namazın hakkını vermek için 9. ve 20. sözleri sık sık tekrarlayınız. Sizin davalarında diyorlar. Abi, hakikaten başka gelenler Cemal ve Faiz kesinle üstünlüğe müracaat olmasına sebep olan tekbir diyor. Yani namazın diğer yani namaz dinin direğidir. Ya da ilk soru, imandan sonra ilk sorulacak sual namazdır. Bunları mesela istesen namazın bir faziletini anlamamız lazım. Namaza karşı biraz da şefimiz, zahiretimiz artsın. Namaza karşı dikkatimiz artsın. Çünkü bir şeyi değerlendiren, hani yapmamızı, bizi şevke gayret etmeden o şeyin sende bir elemeti olması lazım, bir değeri olması lazım. O yüzden değerini anlamak lazım. Değerini 4, 9 ve 21 sözler anlatıyor. Bir de ayetten size hoşuma gitti abi. Bu eserler yani namazın değerini ve nesilesini anlatan eserler de senin hayatını hem nurlanıyor hem de sana bir refikaya hayat oluyor. Refikaya hayat oluyor derken aslında sen namazda evlisin. Yani namazın o değeriyle, namazın neticesiyle sen 5 vakit evli oluyorsun. Yani hayatta senin bir tane hanımın ya da bir tane kocan hep var. O da 5 vakit namaz gibi geldi bana söylediğinden abine. Allah Allah. Bir de söyler misin Refika'yı? Şey diyor abi, tarih en son, tarih hakikati arayanlara bir Refika'yı hayat olsun diyor. Namaz için? Dördüncü.
Yani bu 4. 9. ve 21. sözler için söylüyor. Bu sözler daha sizi namazın faziletini ve mükafatını götürüyor. Yani aslında namazın değeri, namazın ehemmiyeti bilinir. Yani namaz aslında senin hanımın oluyor ya da hanım kocan oluyor. Öyle mi diyorsun Refika'ya? Refika'ya hayat mı diyor ya? Bir okur musun ya? Okuyayım. Oku Fatih Acayip. İlk defa duyuyorum ben de. Sefat Hazretleri tesebbü ettiğin bu şaheser şüphe bulutları içinde vakitlerini bir iç için zayi edip giden vakitlerini bir iç zayi giden daha o iktidar en dikkatlerine evet aslında esir olup yürüklü zamanla nazim olarak halif şata arayanlara bir kapıya çarsın. Hayat olur. Allah Allah, duydun mu Fatih? Bir de otur, bir de oku onu, bir de oku lütfen. Son cümle, son cümle. Hayır, baştan değil. Cemal Aşk-ı Şerif'le tesettü ettiğin bu şaheser şüphe bulutları içinde vakitlerini bilgit için zayi edip gider, ezri gaflete ve gençlik hevesatına esir olup mürur zamanla nazim olarak kayıp hakikati arayanlara bir refiki hayat ol. Evet. Refiki hayat. Nerede geçiyor bu? Bahane layıkası, sahife elisi. Elisi. Zekaya bin Fikras. Neyse, hangisi Risale? Dediğiniz Risale, 9, 20. 9 ve kaç? Kaçıncı Risaleler için diyor? 4. 9. 21. sözler. 9 ve 21 abi. Vay be, tamam. Bir de en başta bir şey okumuştun ya Atakan. Karanlık köşelerin aydınlatsın diye en ilk. Evet. Neydi o? Ruhumun karanlık köşelerini nakabi bir tarih bir surette temlir etmiştir. Kim diyor bunu? Yani efendim abi. Ne Barla'da mı geçiyor bu da? Barla'daydı. Evet, aynı. Zekai abi. Fıkrası direkt abi. Zaten küçük bir fıkra direkt hepsini okudum. Oy be. Ya bu sözleri okuduğunda abi hem namazın hem ruhun bütün karanlık köşeleri aydınlanmış oluyor. Aslında bir yani bu 4, 9 ve 7 senin elektrik lamban oluyor. Ayrıca refik hayatın oluyor. Sen kendisi ampul yanmış oluyor artık ışıklanıyor. Bir de burada mesela bu sözden yine bu fıkradan çıkardım. Vakitlerini bir hiç için zayi edip diyor. Namazını kılmadığında vakitlerini bir hiç için zayi etmiş oluyorsun. Gençlik hevasatına çıktım. Bir de istersen abi biraz da psikolojist yani sevdiğim için belki sizden daha bir etkilendim günümüzden beri. Gençlik hevasatına esir olup pişmanlık duyanlara diyor. Esir olup pişmanlık duyanlara sen gençlik hevasatına mesela genç olarak abi pişmanlık duyduğun an aslında zinciri kırmış oluyorsun. Harika. Gençlik hevasatı bizim aslında pişmanlık duyduğunda zinciri kıttın. Hadi şimdi 4-9-21 oku. Hayatında biraz hani kendine bir arkadaş kıttın. Yani hayatında güzel bir şekilde ilerletsin. Zaten zinciri kıttın. Şimdi bir arkadaş lazım. Bu abi böyle. Çok biz güzel. 4-9-21 abi 4-9-21'i yapmak için giden derdim. O yüzden 4-9-21'den bir şeyler bahsedeceğim. Ondan sonra Risale-i Nur'dan diğer kısımların namaza dair okuduklarımı tek tek ufaktan kendi aklıma gelenler olarak çıkarımları alacağım. Dördüncü söz abi, namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu. Yani namazsızsan abi, ya da çok ucuz, yani 24 saatten 1 saati, onu anlatacak sözde, çok bir masraf yok. Yani para da vermiyorsun, bir şey de vermiyorsun. Sadece bir abdest alıyorsun, su veriyorsun yani harcıyorsun. Ve bunu yapmazsan, sen 24 saatten 1 saatini vermezsen ne kadar divane ve zararlı olduğunu anlatacak. Yani sen değilsin aslında namazı kırmadığında. Divanedir çünkü. Bu adamdan da mesela yani namazını kılmayan, yani kendimizde açıklayalım. Namazını kılmayan bir adamdan aslında akıl da alınmaz. İyidir, kötüdür. Onu da gereken kısımları söylüyoruz ama en azından bir konuda ısrar edeceksen namaz kılmayan bir insanla ısrar etmemen gerekiyor. Çünkü dördüncü sözü için kılmayan adam divan ediyor. Divan ediyor. Bir define anahtarı hükmünde olan bir bilet namaz diyor. Namaza define anahtarı hükmünde bir bilet diyor.
Yani sen namazını kıldığında 24 altından bir altını verdiğinde sen bir defini elde etmiş oluyorsun. Bu definenin birisi de namaz. Ey namazdan hoşlanmayan neslim, kendi nesline etmişler hitap edilir, yani hitap olur. Namazdan hoşlanmayan bir nefis var. Namazdan aslında nesli hoşlandırmayı, nesli ikna etmeye çalışıyoruz bu okuduklarımızla. İki hizmetkar yolcudan bahsediyoruz. Biri mütedeyyin namazını şekle kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. Okurken dikkatimi çeken abi, sonra da başka bir sert cevabını biraz gör diyor. Biri mütedeyyin namazını şekle kılar diyor. Diğeri gafil, namazsız insanlardır diyor. Ama şey söylemiyor abi, namazını şeksiz kılanları bahsetmiyor burada. Biri gafil, namazsız insanlar. Bir mütedeyyin namazı şeklinde kılanlar. Burada da birinci makamında namazını kılan, hani mesela benim kendim için mesela sözler orada namazını kılıyor. Ama utandım mı namazda? Neden utandım? Utanmamak gerektiğini bir söz söylüyor. Oraya gönderiliyor. Dilek istediği namazı bir tek daha 5 vakit abdestle kâfi gelir. Dilek'e acaba 3 saniye, istediği hayat dünyeliğe sarf eder. Ve o uzun hayat ebediliğine bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar ilaf akıl hareket eder. Ne hoşlanmayan nefis, zarar, zulme uğrayan nefis aslında. Bu mesela da bize ne diyeyim, nefis kendisi de düşünmüyor gibi geldi bana. Sen aslında kendi nefsini düşünmen lazım. O kendisi sen arkasında diğer cihazatlarında onu düşünmen lazım. Sizin zulmü sen de çekiyorsun. 24'ten 1 malını %99 ihtimalle kazancı mutlak bir hazine ebediye verdiğini, ne kadar ilah, akıl ve hikmet ve hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Namaz kılmayandan felaket beklemeyeceksin. Atakan, Atakan, buraya bir gireyim çünkü nefsine zulmeder dedi ya, nefsine. O nasıl ki enaniyet bir, enaniyetin iki manası var. Bir gurur, kibir diye anlaşılıyor. Enfusi manası enaniyetin, insanın harita oluşu, ruzname, takvim oluşu manasına geliyor. Nefis de nefs emmari değil bu. Nefes alan, hayat sahibi olan insan kastediliyor. Namazı kılmayan insanlığına darbe vuruyor. İnsan olamıyor. Nefsine zulmeder. Namaz kılmayan nefsine zulmeder mi ya? Namaz kılmayan nefsine yem verir. Nefsine gıda olur namaz kılmayan. Nefsine zulmeder dediği zaman o bizim bildiğimiz nefs emmari değil. Dördüncü şeyde, meselede namaz var ya, namaz hakkında orada geçiyor. Şualardan okudun galiba. Nefsine zulmederden kasıt nefes alan, hayat sahibi olan insanlık. Onun için insana nefis denmiş. Nefis sahibi. Ama şer olan nefs emmaredir. Namaz kılmayan nefsine zulmeder, insanlığına zulmeder. Nefsi emmareye darbe vurur. O nefis de nefs emmare ayırt edilsin diye söyledim. Örnek neyle verdim? Enaniyet zahirde, lugatta ne yazıyor? Gurur, kibir yazarken 146 Emirda 1'de ruzname, takvim, hulasat, harita oluşuna denilir enaniyet. Peki, devam et abi. Bitti. Sen devam et Atakan. Halbuki namazda ruhun, kalbin ve aklın, diyorum Ahmet abi. Halbuki namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Yani aslında rahatlamak istiyorum dediğinde namaz kılmak senin rahatlaman için Allah'ınızı yeterli. Çok büyük bir kısmını, rahatsızlığı götürecek. Yani burada simge olarak söylersek namaz aslında bir hap. İnsanlığın dediği gibi bak, kalbin, aklın rahat eder, bu manada o zaman nefsine zulmeder. Evet, nefsi insanlık demek, akıl, kalbi ve ruh. Sen de söyleyeyim son derste Hasan abi,
sen demiştin işte aklını taşıyam, aklın şişti diyemiştin. Aklında büyük bir rahatı namazda. Namazı kıldığında abi istersen o şişen taşıyamadın aklını indirmiş olup rahatlatmış oluyorsun. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi analizleri kafadaki o yoğun enerji ibadet düşmeyi alır. Kılınca da gidiyor. Çok keyif alıyorum ben mesela. Çok lezzet alıyorum namazda. İnanılmaz lezzet alıyorum. Son iki rekat var ya, yatsı namazı. Ben onu Hazreti Korona'dan sonra bütün iki rekat sünnetler var ya, iki rekat. Sabah hariç. Akşamın iki, yatsının şeyi, öğlenin son iki. Hep onları dört kılıyor. Çünkü keyif alıyorum ben, lezzet için yapıyorum. Evet, sünnette var o. Hatta öğle namazının son iki rekatını iki yerine dört kılarsa kabir azabı görmez. Dokuzuncu sözü baktığında namazın belirlenmiş beş vakti neden tahsis edildiğini anlatıyor. Eğer mesela namazını ben beş vakitte kılıyorum, bu beş vakitten azami derecede istifade etmek istiyorsanız sabahtan, ikinciden, öğleden, ikinciden, akşamdan, yatsıdan, o zaman dokuzuncu sözü okumak gerekiyor. Burada dokuzuncu sözü de her vakit için mühim bir inkılap başı, azim bir tasarruf o, ilahinin aynesi, o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahinin bir markesi. Yani her vakitte farklı bir inkılap var, büyük bir tasarruf var, Allah'ın tasarruf ailesi gözüküyor. Bir de o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye, Allah'ın külli ihsanının göründüğü, aksedildiği her vakit yeri ve her vakitte de farklı bir şey var burada, onu anlatıyor. Kalpleri zülcelali o vakitler daha ziyade tesbih, tazim, muhassif nimetlerin iki başı arasında toplanmış zikrine karşı şükür ve hamd demek olan namaz emredilmiştir. Atakan, Atakan, özür diliyorum Azen. Abdullah Demirtoğlu'na bir şey diyebilir miyim diye bir şey diyor. Buyur Abdullah, bir fırsat verelim. Abi şimdi Atakan kardeşimiz bir şey söyledi de namazı şevkle kılmaktan bahsetti. Şimdi şu alanda daha önce okuyup da benim de etkilendiğim bir yer vardı abi. Diyor ki ihlasla alakalı söylüyor bunu Hasan abi. Diyor ki medar, necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebep sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza-i ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiye karışmamalı. Şimdi abi burada şevk yok. Yani ama Allah'ın rızası namazda diye namaz kılıyor. Allah buna da samimi teveccüh ediyor gibi geldi abi buradan. Yani Atakan kardeşimin söylediği hani namazı şevkle kılmak. Şevkle kılmıyorum ama nefsim de istemiyor, nefret ediyor. Fakat ben Cenab-ı Hakk'ın rızasını onda aradığım için onu yapıyorum. Buradaki fark ne abi? Yani o şevkle kılmakla ne fark var? Nasıl anlamalıyız burayı? Soru kime gitti? Ha? Ne? Soru sana mı soruldu mu? Soruyu ortaya attı da. Peki bu soruları sonra şey yapsak, bir takdimi bitirse de. Tamam abi, tamam. Çünkü bu cevap şey yapınca biraz da uzar, onun şeyini kırmış oluruz. Sen Atakan devam et abi. Birinci nüktesi abi, dokuzuncu sözü. Nükteleri hızlı geçeceğim. Namazın manasını, namazın manası ne diye sorarsak, Cenab-ı Hakk'a tesbih, tazim ve şükürdür. Celaline karşı tesbih, Subhanallah'a, temaline karşı tazim Allah'u ekber, şükür, cemaline karşı elhamdülillah. Rububiyetin kutsiyeti farklılığı, rububiyetin kutsiyeti farklı ise tesbih, Subhanallah'a istiyor. Rububiyetin kemal kudreti Allah-u Ekber istiyor. Nihayetin hazine-i rahmeti ise elhamdülillah. Bir şükür istiyor.
Şimdi bu test, bu şey, o zaman bu çekirdekler benim için ne kadar senle de kaliteli olursa namaz ağacında o kadar sağlam meyve verir. Şimdi mesela yaban şu an tohumlardan bahsedeyim. Şimdi, yani tesbih, tahmin, şükür abi. Subhanallah. Allahu Ekber, elhamdülillah. Bunları sen ne kadar içselleştirebilirsen, kendine bunlar ne kadar artarsa senin namazın çekirdeği günleri öyle bir namaz kılacak. Ne kadar arttı namazın o kadar kaliteli olacak. Şef bu işte. Şef bu. Evet, tamam. Şef bu. Örnek olarak abi, yani şu an diyoruz mesela Geydoğlu tohumlar, bir de eski fıtri tohumlar. Niye yapıyoruz? Eski fıtri tohumları arıyor insanlar. Hatta işte uzmanlar falan, İbrahim Sarıkoğlu gibi adamlar da söylüyor. Durmadan bu eski tohumlara saklayan artık kalmaz diye. Yani fıtriden de aslında fıtratı bozmamak da bu çekirdekleri korumak anlamına geliyor. Ona göre de güzel bir ağaç. Organik bir ağacın, organik bir meyven olur. İkinci nükle, ibadetin manasıdır ki dergah ilahide al, kendi kusurunu ve acz ve farklığını görür, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmek. Yani nasıl secde edeceğimizi söylemiş. Bir de nasıl secde, böyle mesela hayret ve muhabbetle nasıl secde edebilirim? Sen de girebilirsin. Az önce yani, şuurlu oluşuyla şekli kurma dedi ya, sahibelere de yetişilememesini, zikirleri bu şekilde şuurlu yapmaması yani, sebebiyle olduğunu söylüyor da bana da. Onu okudum, onu deyince onu hatırladım. Yani, sıkıntı yok. Evet, yani sen de her sana girebilirsin. Allah'ın sözü elhamdülillah çekirdek oluyor. Bu çekirde bu topu atmak zorundasın. Her salı girebilirsiniz siz de. Saat onda. Her salı farklı kişi yapıyor. Yazın domates çıkıyor. Burada zamanlar var. Sabah öğle, ikindi, akşam yatsın. Bunun ezan okunduğunda ne kadar daha yakın olur inşallah ezan okunur okumalarız. Bu vakitlerde bu çekirdekleri bu toprağa atmak lazım ki sende güzel bir namaz ağacı, namaz meyvesi ortaya çıkıyor. Bir tane çok önceden duyduğum Hakan Bey'in de abiye sormuş, neden abi demiş bu kadar ibadet ediyoruz ya da bu kadar dershanelerden şey yapıyoruz. Amaç ne? Abi de ben hangi abiyim? Verdiği cevap, namazınızı güzel kılmak için. Yani namaz hani bu kadar ehemmiyetli mühim bir şey. Hani o namaz meyvesi diyor. Namaz meyvesi belki hayatında alıp alabileceğin en büyük meyve. Tahir abi. Kendiniz genç olduğunuzda dışarıdan baskılar. Tahir abi söylemiş, Tahir abi. Tahir abi o koku ne olacak? Rüştü abi sormuş kasten. Oku Tahir abi okuyoruz. Gençler var da bir şey desin diye. Pek konuşmazdı o. Kardeş biz Risale'yi çok okuyoruz. Güzel namaz kılmak için. Çok şey anlatmış onlar. Ya. Çok acayip. Mesela... Devam. Girme şimdi Gafur çünkü takdim ediyor. Sonra. Tamam abi ya. Ben aslında geçmeden bu şeyi söylemek isterim abi ya. Önce tesbihatın, subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekberin çekirdek olduğundan bahsetti. Hani bu soğumadan bunu söylesem iyi olur diye düşünüyorum abi. Ha söyle hani. şimdi abi 9. sözde yanlış hatırlamıyorsam şimdi biz Subhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber'i 33 kere zikrediyoruz. Bu tesadüf değil. Bu çok büyük bir tevafuk diye düşünüyorum. Şimdi 9. sözde yanlış hatırlamıyorsam Allah'ın 33 tane esmasını zikrediyor Hasan abi. 33 tane ayrı esmasını zikrediyor. Yani tesbihatın çekirdek hükmüne gelmesi için Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekberleri çekirdek olarak yaşatabilmemiz için, koruyabilmemiz için, çekirdek olarak kabul edebilmemiz için bizim o esmaları en iyi şekilde anlamamız, hayatımızda tatbik etmemiz gerekiyor zaten. Yani marifetullah ve muhabbetullah manasını taşıyor. Bu namaza en güzel halini veriyor. Bu şekilde çekirdek pozisyonunu alıyor diye düşünüyorum ben. Evet, doğru. Şimdi hem
Abdullah'ın da hem de bu senin söylediğine ben bir şey yapayım da. Bak şimdi. Ayet-i Kübra kaç mertebedir? Birinci 33 mertebedir. İkincisi de 33 mertebedir. Şimdi 33 mertebede yürürken mesela dağlara bakar görür ki diyor. İmam Azam'ın tesbihi şuymuş, sabah namazında şöyle yaparmış tesbihi. Mesela ben sesli yapayım. Mesela yıldızlara bakar, yıldızlara ustad ya, ustad söylüyor. O kehkeşanın mükemmeliyetin, kusursuzluğun, nazisizliğin, bu kadar girift olmakla beraber hiçbir hata yapmadan mükemmel ve acayip bir sistemin seyr-i deveranına insan tefekküründe hayret ediyor. Bu hayretinde bir nefes alması lazım. Bu muazzam bir olaya Subhanallah diyor. Bu Subhanallah semanın, yıldızların ifadesi, o halet rüyenin ifadesidir, tercümanıdır. İniyor aşağıya, hayvanlar alemine bakıyor. İyaşesinden, tedbirinden, tanziminden ve mekanındaki ve bütünselliklerinden, doğa ile diğerle uyumlarından fevkalade bir kusursuz bir hayat gözüküyor. Bu tefekkür ederken insan hayret ediyor. Bu hayret Allahu Ekber veya Subhanallah dediği zaman, bu ikinci Subhanallah hayvanlar aleminin hayret ve muhabbetinin dışa vuruşudur. Demek ki ikinci Subhanallah lafzen benziyor ama içerisi farklı. Neye benziyor? Muavinlik yapıyorsunuz, muavinlik. Arabaya şimdi gel, 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 gel. Yani gel diyorum, gel. Gel, ya çekinme, gel, gel. Ulan bana güvenmiyor musun? Onun için bağırıyor. Evet, laf sen hepsi aynı ama içerisinde mana farklı. Veya başka. Şimdi konuşurken bazen ağzımızdan tükürük çıkar. Diyor, oluyor da karşımda. Ya kardeş kusura bakma, estağfurullah abi diyor ya. Konuşurken oluyor da bazen çıkıyor. Aynı tükürüğü şöyle yapsan. Puh! Unutur mu Fatih? Unutmaz abi. Büyük mezhepte de bir havuza taş atmaya benzetiyor aynısını abi. Şimdi ona geleceğim. Zübeyir abi de mezhepten şöyle demiş. Havuza taş atsan. Geniş, 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 geniş. Yani aynı lafız. Bir de son misalim. Yemek yemek. Lafız aynı. Bir tanesi yemeğin kendisi, bir tanesi de içeri sokmak. İşte bu lafzen Subhanallah aynıdır. İçerik alemi farklıdır. Şimdi Abdullah Demir Tolan'ın şerifte namaz kılmaya ben de kafayı taktım da şu. Bu akşam Sultanbeyli'de ders vardı. Sultanbeyli'nde ders bu manada işlenmişti. Şevk ile. Mesela şevk ile namaz kılmayın yerine mesela Şevk ile 19. mektubu şöyle okuyun dedim. Burada iki tane vakıf var. O da ikisi de Fatih. Buradaki kardeşlerimle beraber idik cemaatle. Bak şimdi. 19. sözü şöyle okursanız. Parmağından su aktı. Yıldızları böldü. Sana pek bir şey getirmez. Hayret edersin. Vay be, parmağından su aktı. Ama şöyle olur. Namazı da öyle yapacaksın hem. Şimdi orayı okurken parmağından su aktı derken parmağını uzat. Uzat. Uzat parmağını. Şimdi bak eline. Bu parmağından şu anda benim elimde su aksa ne olur? Ne olur? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu alisine, bedenine misafir eten git. Onu yaparken Peygamber aleyhissalatü vesselamın hissettiklerini, fikrettiklerini hissetmeye bak. O zaman sana keyif verecek. Yani onları hissetmeye, bir daha Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, ve bunu muhakematten söylüyorum. Diyor ki birisini mülaza ettiğiniz zaman, birisi hakkında konuştuğunuz zaman onun diyor o sözüne bakıp durma. O sözün altyapısı, fikriyat, hissiyatın içine misafir ol. Oradan bak. Onun için bize birisi bir şey dediği zaman, tenkit ettiği zaman, onun psikolojisiyle boyalan, ondan sonra göreceksin ki normaldir. Mesela
uyguluyorum. Namaza geçeceğim Abdullah. Eşler arasında kavga oluyor. Bir de böyle bak bak şimdi. Mesela ben erkeğim, kadınsa kadın olarak düşünsün. Şimdi benim aldığım eş, bir anne babası var. Anne babasının verdiği dünyevi ve uhrevi eğitim, büyüdüğü toplum, okulda aldığı vesaire, bu insana giydirdi. Bu insanın alemine bir sürü malzemeler oldu. Şimdi o anne babasının nikahı, anne babasının helal edilmesi, ondan sonra eğitimini, okuduğu okul, yaşadığı toplum vesaire. Bu insan bunlarla hemhal oldu, harmanlandı ve üzerine elbise giydi. Bu insandan bu kelamın çıkması, bu sözü söylemesi, bunu demesi gayet normal ya. Buna empati diyorlar ama bizde misafir ol diyor ustad. Birisi sana bir şey dediği zaman, yaptığı zaman onun alemine misafir ol, oradan kendine bak. İşte namaza da işaret edeceğiz de şöyle diyor. Sabah namazına kalkacaksın. Aha yatağını bozacaksın. Sen teheccüd. Yatağını bozacaksın şimdi. Tamam mı? Teheccüdde. Kalkacaksın, şey yapacaksın. Zor tabii. Ama ustad orada işaret edeceğiz de şevke dönmesi için şöyle bak diyor. Bu namazın kendisine bakma. Kim demiş bunu? Bunu bana kim demiş yap diye? Teheccüd, teheccüd sana sünnettir. Peygamber'e farzdır. Ha, geceye namazı diyor 9. sözde. Şimdi bunu diyor, Allah sana demiş ki, Allah senin sahibin, namaz kıl. Allah sana müteveccih olmuş, seni adam yerine koymuş da sana bir şey demiş. Muhatap almış seni. Böyle, şimdi şevki söylüyorum namazda. Ya namazın kendisine takılma. Geç tövbe, tövbe, tövbe. Dinde var çünkü. Sibgatallah, Sibgatullah da geçer. Sibgatallah. Allah'ın boyasıyla boyalan. Rabbul a, Rabbinin haşa canibinden bak. Kudretin ve azametin canibinden, kudret ve izzetin azametinden bak diyor. İşaret edeceğiz de. Şimdi Allah sana diyor ki bana muhatap ol. Gel benimle konuş, sohbet edelim. Namaz bu. Şimdi bu canipte bakarsan yatağımı bozacağım, bu abdest alacağım falan. Bir de şöyle bak. Allah tarafına geç. Sıbgatullah, Sıbgatallah. Allah'ın boyasıyla boyalan Rabbul Aleminin esmasına gir. Rabbul Aleminden böyle kendine hitap et. Ey kulum. O zaman namazın külfeti yok olur diyor. Ve şefk olur. Ne kadar basit değil mi? Yatağın bozulacak. Yatak bozulacak. O kadar basit ya. Bir yatağın bozulacak. Ne olacak ya? Bir yat... Alimler dediği için söyledim. Ben onu yatağından kalk demedim. Alimler teheccüd için demiş ki Allah'ın diyor bu emrine karşı bir yatağın bozulması kadar mı Allah'ın şeyi yok diyor. Hatiri yok. Ya birisi sana telefon etse abi çok kötüyüm abi şu günü falan hocam kardeşim ablam teyzem falan yatağını bozmuyor musun? Ne var ya yatağın bozulması diyorlarmış alimler. Ben uydurmadım bu kelamı. Teheccüde yatağınızı bozmak dermiş. Yani uyku hali gitti. Ya çok güzel. İşte namazın şevki benim anladığım kudretin ve azameti canibinden, Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan diyor. Bak 168 galiba öyle veya 161 işaret edeceğiz de. Allah canibinden kudretin azameti altından hadiselere bakarsan senin gördüğün gibi olmadığını göreceksin. Bu sefer Allah işte libas nedir? Elbise, namaz, eylem. Ama içinde Allah'lık hakikati taayyün ediyor. Yani sırf Allah'ın boyasıyla boyalan yani. Allah diyor ya Allah bana diyor ki muhatap alın kalk Hasan. Buyur ya Rabbi kalk ya kalk sohbet etmek istiyorum kalk. Tamam ya Rabbi. Der misin ki ya tamam Allah'ım ya şimdi olur mu sohbet ya şimdi sor olsun ya şimdi yatacağım ya. Çok acayip oluyor değil mi? Evet şefti böyle benim anladı şu anda. Atakan'ım hakkını helal et gene girdik devam et abi. Atakan'a geç gidiyor konuşma. Nasıl bir bilgisayar varsa. Hadi devam et. Allah razı olsun abi. Ha, bir de abi senin
devam edin dedik. Söylediğin cümleden bir şeyler çıktı da sen. Devam et. Devam et, devam et. Siz dediniz ya abi, Allah-u Teala'yı kendinden, Allah'la kendini boyalamaktır. Burada Ankebut suresinde kitaptan sonra vahyedilen oku ve insanlara ulaştır. Namazında istatli ve devamlı ol. Çünkü namaz insanı çirkin işlerden, vahye ve ona teslim olan akla aykırı her türlü şeylerden alıkoyar. Allah'ı gündemde tutmak elbette en büyük ibadettir. Yani namaz Allah'ı gündemde tutmak oluyor. Allah ne istersen hepsini bilir, Ankebut bir süresi. Maşallah. Burada Allah'ı gündemde tutmak derken Ankebut süresi, ben o zaman namaz her zaman 5 vakit kadar namaz kıldığımda Allah bende oluyor diye. Bende derken abi işte. Evet. Yani boyalanıyorum. Evet evet, Allah sende aktif, tövbe estağfurullah, evet, öyle. Allah'lık hakikati sende aktif. Evet, abi. Allah affetsin ama öyle. Ya. Tamam. Orada abi herhalde daha demin şeyde mesela aç toplandığı olduğu için namaz anında kendi mahiyetini bildiğin için Allah o zaman sende aktif olmuş oluyor. Zaten kafan dik değil mesela abi. Bu sefer rüklüdesin, secdedesin. Artık sen hani o emaneti sen değilsin. Sen eğildin bu sefer. Eğildiğin için de Allah sende oluyor abi. Çok şükür. Evet, bir de abi çok lezzetlidir tabii çok. Tefsir ettiniz ya abi namazı. Sözlerde var bu. Beş vakit namaz için yalnız o saati bizden yine bizim için emretti. Hem istedi, tembellik ettik, terk ettik, gaflette ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük. 5 senede 24 saati daima talim ve meşakkatle, tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı. Burada abi emretti kısmında ben yaşadığım bir olaydan da bu çıkarmıştım zaten. Bunu okuduğumda abi aklımda canlandı. Mesela ben senden abi bir şey istesem ya da seni görsem derdimi de bilsen senin bana onu emretmen için beni önemsemen lazım. Önemsemesen lakayet bir şekilde dersin ki Atakan hadi namazını kıl ya dersin. Ya da söylemezsin. Emrediyor. O kadar seviyor, o kadar istiyor ki bunu, benim o kadar ihtiyacı olduğumda biliyor ki, o yüzden emrediyor. O kadar seninle o konuştuğun şeyler abi. Ben sonra devam ediyorum kendi şeyime. 9. sözde abi devam ediyoruz. 4. nükteden devam edeyim. Her zamanın tahsisini, 4. nükte ve 5. nükte her vaktin neden bu vakitte, muayyen belirli vakitleri tahsis edildiğini anlatıyor. Bir de 4. nüktedeki namaz zamanlarını anlarsan, Allah'ın istediği manaları anlarsan, 5. nüktede o zamanlarda ihtiyaçlarını karşılarsın demiştim. 4. nüktede Allah-u Teala inkılap başını, tasarruf başını 4. nüktede inceliyorsun. Mesela nasıl? Fecir zamanı, rahm-ı medare düştüğü an insanın. Evveli bahar zamanı. 4. nüktede bunu okudun abi. Ondan sonra 5. nükteye geliyorsun. Bunu anladın. Diğer belirtilerini de söylüyor. Allah'ın oradaki tasarrufatını anlıyorsa. 5. ülkede ne diyorsun abi? İnsan mesela bir paragraf okuyorum. İnsan kudreten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, ona mütevsi ve mütevlim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatı tekrarı gayet ağırdır. Hep insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, nefret ettiği şeylerin zeval ve kirası cemaat yazılı işliyor. Kaçın sefer sözleri, 9. sözler olacak. Maksatta, bir baksana. Gösteriyor. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. 9. söz. İşte bu vaziyette bir ruh. Alakadar yaz. Zamanında beşinci bir kadir-i zülcelali, bir rahim-i zülcemali, dergâh-ı niyaz ile, namaz ile, müracaat ile, arzuan etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül istediği ne kadar yüzümlü bir nokta istinad olduğu veda insaniyet bu vaadı, sabah namazı doğmanı, sen 4. yüzyılda tecrüb zamanı, Allah'ın tasarrufatını anladığında sabah namazını sen kılarken ne ihtiyacın var? Allah'ım yeni dayını doğuyorum, ikinci sabah namazı için de söylediğini, ben yeniden doğuyorum,
bugün başıma işte mesela bu işler gelecek, ben ailemin fakiri bu kadar ihtiyacım var, bu kadar şeyim var diye sabah namazını kıldığımda ayrı bir sevgi, tahammül gücünü artıracak bir sabah namazı oluyor. Ya da akşam namazını kendi kalbin olarak gördüğünde, kendi vefasın olarak gördüğünde, akşam namazı beşinci rükkedeki o zaman sana bakan akşam namazını kıldığında Allah'ım diyorsun, her şey kapanıyor. Bak o cafcaflı dünya bir anda hava karardığında tekredildi, örtüldü akşam yatsı namazında işte. O zaman hani diğer mahbuplardan yüzünü çevirip Allah'a yönlendirebiliyorsun. Hani biz dördüncü rükkeyi okudum, Allah'ımı anladım, ne yapmışım kaynakta. Beşinci rükkede o zaman sen de şeyini yersin abi, ekmeğini yersin namazda. Dörtte dedi de mesela böyle okumak daha iyi olur gibi. Ondan sonra abi de 21. sözü var. 21. sözde şeyi güzel, bu güzel anlatıyor. Birinci makamı. Hani nasıl her zaman ekmeğe suyu muhtacız. Sen diyor namazdan diyor nasıl bir şey yaparsın? Usan kuyursun, duyarsın, fütür getirirsin diye söylüyor. 21. sözde sen şu kısım bir dikkatini çekmişti abi. Ben bunu ayrıca kendim bir daha çalışmam lazım bu 4-9-21 amı da. Size ufaktan şey için girdim. Diyor ki bir zaman, başı 21. sözün, bir zaman sinnen, cismen, rütbeten, büyük bir adam bana dedi, namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Hani bunu diyen adam, işte bu nüfus emmare, bütün nüfus emmare namına konuşuyor ama diyor ki sinnen, cismen, rütbeten, demek ki sinnen, cismen, rütbeten büyüdüğünde sana böyle vesveseler gelme ihtimali var. Yani bu zamanlar bence çıkarsa dikkat etmen gerekiyor gibi veriyor. Ya şimdi rütben arttı. O zaman bak sana namazına karışır ya da diğer dini ibadetlerine karışacak bir kişiden nüfus embarı namını kendi yerine koydu. Bu abi de şimdi bu 4-9-21'e baktıktan sonra abi kendim okurken hem böyle böyle kendimi psikolojik iyi bir yerden bir şeyler çıkardım. Hem de namaz alakalı da var. Yani ondan önce zamanla sıcak azalıyor abi. Ben namazı mesela ufaktan böyle simge simge yaptım. Simge simge derken eşya eşya diyelim. Mesela namaz nedir? Risale-i Nur'dan bulduklarım. İlk baştaki Risale-i Nur'dan değil hadislerden. Namaz nedir? Namaz su. Yani aklımız su geldi. Namaz diyor. Nasıl namaz su? Günahlarla yaptığınız cehennem ateşini namaz ile söndürün. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Beş vakit namazla kişinin günahlarını Allah silip yok eder. O hale hazretleri demiş. Namaz teneffüstür diyor. Bak. Ruhun ve kalbin teneffüsü. Ezan da bu zildir. Artık teneffüsünü çaldı. Gidip dinlenmek zorundasın. Bu teneffüsünü almak zorundasın. Almasın artık zaten yaptığın işlerden de bir şey anlayamazsın. Bu Risale-i Nur'da teneffüs diye geçiyor. Hem ruhun hem kalbin farklı yerlerde geçiyor. Namaz yelpazedir diye geçiyor. Namaz sohbettir diyor. Fani misafirhanede bakiyane bir sohbet istiyorsan sıkıldın artık yani. Artık o gün seni bunalttı. Yani şöyle lezzet alacağın bir sohbet istiyorsun. O zaman sohbet salonu zille çağladı ki sohbet salonunda sohbetini yap artık öğle namazını kıl ya da ikinci namazını kıl. Namaz bir borçtur diyor. Nasıl bir borç? Borç ve zimmet diyor ama. Nasıl bir borç? Şeydir bu. Sözleşmeden kaynaklanan değil de böyle senin memur görevli olmandan kaynaklanan bir borç. Hem borç arkasından ve zimmet demiş. Burada zimmet abi mesela komut görevlisi zimmette mesela, hukukta mesela zimmet nasıl geçiyor? Sen hukukçu dedin abi ayıp olmasın diye hukukla alakalı bir şey katayım. Kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle ücretliği kendisine verilen veya yönetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı tasarrufta bulunması, bu malları kendi veya irtibatta bulunanın zimmetine geçilmesi. Şimdi kamu göreviyle olan şahıs kim? Benim abi. Ben Müslüman olmayı kabul ettim. Allah'a iman ettim. Geldim insan olarak buraya. Ben bu görevli şahsım. Bu ama özel bir sözleşme değil. Artık sen devlet memurusun. Her o görevleri yap. 9 vakitte çalışıyorsun. 5 vakit namazı sen çalışıyorsun. Görevi yapacaksın. Bu görevin namaz senin. Zilletliği kendisine verilen ne? Malikliği verilmemiş. Zilletliği verilmiş. Yani sen bunun maliki değilsin. Tabu da senin üzerinde değil. Malın sahibi Allah. Zaten bir tane de okuşuma çok büyük bir iddia olmuştum. Kendisi. Namazı sen diyor bu malı ne kendin yaptın ne de satın aldın. Mal senin zaten değil. Burada da bu zimmetlikte de böyle. Mal senin değil. Kim senin değil? Kalp, ruh, akıl, diğerler, diğerler, dişler, diğerler senin değil. Ama bunları gözetimiyle sorumlusun sen. Bunları belli işlerle çalıştırmak senin vazifen.
malını sen belli işlere tasarruf etmedin. Bu malları kendi namına veya irtibatta bulunanların zimmetine geçirdin. İrtibatta bulunan kim diyelim mesela, senin köle olduğun şeylerin zimmetine geçirdin. Mesela namazını terk ettin televizyon izlerken diyelim. Ya da çoluğun çocuğunla mesela vakit geçirirken namazını terk ettin. Ya da namazı ilk yaşta ertelemeyen bir insanların böyle ertelemeye başladın. Ya da işin için yaptın. O zaman artık irtibatta bulunanların bu malları versin oraya da. Ve kendini hepsine geçiriyorsun enaniyetine. Ya da gidiyorsun köle olduklarına geçiriyorsun. Bu ikisini yaptığında sen zimmet suçunu işlemiş olursun. Müstahkemde borç ve zimmet dediğinde bu zimmet buradan geliyor. Ayrıca de sadece sen de suçluyorsun. Babaanneye de mesela bunda bir şey düşüyor. Denetime görevli olanlar var. Bu mesela suçu ben işliyorum. Bu suçlu bana zamanında denetime görevli olan babaanne de vardı. Bunlar kasten veya ihmalen beni göz yumarlardı bu işi yapmama. Aynı şekilde kasten de direkt sorumlu benim gibi çocuğundan. Çünkü hukukçu ya. Hukuktan geçti. İhmalen kısmında da ceza geliyor ama yine sorumlu. Sen yine sorumlu olma. Çocuğa bunu öğretmen lazım. Zaten 7 yaşında teşvik var. 10 yaşında da şiddetle namaz kılma ve alıştırma var. Bu senin görevin. Babanın görevi bu. Benim görevim de o işte bu lüçanı erdikten sonra artık bu benim de görevim başlıyor. Suç işledim ve hem ben hem babam hem anne sorumlu olmuş oluyor. Zimmet de böyle abi. Ciddi bir iş. Hoş bir zevki tahrik etmek. Bir de herkesin kendi kabına göre bir kova, bir bardak namaz. Nereden kova ya da bardak olduğunu söylüyorum. Her şeye bedel. Bir mağbudu bahsini, bir mahbubu terbediğini, çeşme-i rahmetine namaz ile temeccüh etme. Allah'ın bir çeşmesi var, rahmet çeşmesi akıyor. Ben buna nasıl bardağımdan, kovamdan temeccüh yöneleceğim, içeceğim? Namazımla. İçeceğim bu Allah'ın rahmet çeşmesinden. Namaz ihtiyat akçesidir demişiz. Hazine sandığıdır da mescid ya da seccade de hazine sandığı. O mescid ya da seccade aks, ihtiyat aksini. Sonra ihtiyatta olmak demektir. Sonra kullanırsın bunu. Nazlı misafir ve ehemmiyetli vazifesi de olmana vesile namaz. Kendini misafir, nazlı olmak istiyorsan biraz Allah'ım hani naz yapmak, misafir mesleğinde naz yapmak yazıyor diyor da hani bu hafta insan bazen nazlanmak istiyor abi ya da nazlanınca kimse bulamıyor. Ya Rabbime naz yapmak istiyorsan namazını kılacaksın ki naz yapabilirsin. Kendin misafir olabilirsin. Misafirine çünkü ne yapıyor? Ev sahibi kötü davranmaz. Bir de ehemmiyetli bir vazifeler olduğunda ama böyle beraber konuşacak. En ehemmiyetli vazifem dışarıdan sana baskı geliyor. Sen hiç şey yapmışsın belki diyorlar. Dünya belki küstü sana. Sen ama namaz ellemek çalışıyorsun. Bu vazifeyi ilerletmek çalışıyorsun. Kimseye kulağını açmana gerek yok. Kulağını kapa. Sen en ehemmiyetli bir vazifede zaten ilerliyorsun. Diğer vazifeler bunun yanında yani ehemmiyeti tartışılmaz diye. Elektrik lambası demiştim namaz için. Namaza niyette elektrik lambasının büyümesi demiş. Namazı niyete bastın, düğmeye çalıştırdın, namazı kırdın. Artık senden ne aydınlanmaya başlıyor? Kainatı saran Allah'ın nuru artık senin aleminde yandı. Artık alemin, senin aleminde onur yanmaya başlıyor. Sen ışıklandın, aydınlandın. Bu sefer Allah'ın kainattaki nurunu da görebiliyorsun. Yani güzel gören güzel düşünür, namaz kılınca oluyor. Aciz ve fakir kalbine kut ve gıda, kabirde gıda ve ziyar, mahşerde senet ve beraat. Ya senet ve beraatı beraber kullanmış abi. Ben o yüzden dedim ki, öyle bir senet ki bu beraat ettirecek senet. Yani ispatta %100 sana beraat sağlayacak bir senet var bu. Kıymetler, Allah sana hadislerinde abi, vaat var namaz kılanları affedeceğine dair. Namazın hüsnüyle galiba orada ama özelliklerini de belirtiyor. Kabre harfi emirde bitecek yolculuğunda dile nasıl yapalım? Bilim, değerli, revnaklar bir dile. Bu 24 saatten de bir saatini vermeyen akıl akılsız diyor galiba abi. Hani kendini akıllı zannedenler akılsızlar. Eğer sen 24 saatten bir saatini vermiyorsan bu bilete. Yine define anahtarı. Sakinleştirici ve rahatlatıcı ab, neden namazın ruhun kalbin varsın büyük bir rahatı vardır diyor. Sermaye ömrünü ahirete mal edecek, fani ömrünü bir cihete baki edecek bir hulasa etmiş. Hem ayet hem hadiste misal diyor. Sen ayete mal etmek istiyorsan, 1'e 24 kazanmak yani biri sayısını söylemeyeyim. Yani belki sayısı yoktur da, sermaye ömrünü ahirete mal edecek.
hakiki bir vazife insaniye, kendine vazife arıyorsan, ben vazifesin diyorsan zaten senin hakiki vazifen namaz. İlk başta namazın sen bu vazifeni yapacaksın. Asli vazifeni yapmadığın sürece diğer vazifeler senin vazifen değildir demiştin abi. Buradan da onu birleştirmiştin. Ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkat-ı beşeriye denmiş. Talim, askerlik. Bir kere kendinin talim askerlik demiş abi. Biz bu dünyayı işte talim ve mücahede için gönderildik. Beşinci söz olması lazım. Sen bir kere asker olduğunu bilmen lazım abi. Asker olduğunu bilmediğinde bu talim yapma gereğini bilmiyorsun. Talim yapma gereğini bilmediğinde yani kimse kutu yapmaz artık. Mücahede var. Kaçmak yok. Mücahede seni gelip tokatlıyorlar bu sefer. Ondan sonra bütün sıkıntılar kendinden gelmeye başlıyor. O yüzden ne yapacaksın? Bu talimini hakkıyla eda etmek zorundasın ki mücahede meydanında seni yemesinler. Ya da antrenmanı sağlam yapacaksın ki maçı çıktığında seni dövmesinler diğer şer odakları. Namaz bir idare memuru, bir manevi zabıta, bir manevi polis. Çünkü üstad 100 kat daha idare, namaz kılan bir istat insanlar için söylüyor. 100 kat insanların idaresini kolaylaştırıyor diğerlerine nazaran. Bir de ayrıyetten mesela namaz kılmayanların kaymakamlarını bile ya da idarecilerini namaz kılan insanlardan seslemesinden bahsediyor Risale-i Nur'da. Bu da benim kendi düşündüğüm, yani namaz kılmıyorsa kendini idare edemeyen adam beni nasıl idare edecek diye düşünüp başımızdakileri zaten namaz kılanlardan tercih ediyoruz bir cihetten. İbadetin fiil listesi, ameli bedeninin fiil listesi, bütün hasenata fidris ve örnek, lisanı haldi, bu çok, çok hoşuma gitmişti. Mesela Rus kumandanın idamdan vazgeçmesi, şimdi üstadın en son orada namaz kılmasından sonra. Sevgili ve sanatçıl abilerin askerlikte zor şartlar, bunu askerlikte görebilen, kıldıkları namazlar, Denizli hapishanesinde mahpuslara namaz kıldırılması sorulur Nur talebesi abilerin. Bunların hepsinde diyor ki mesela, sen anladığım abi, sen birine örnek olmak istiyorsun bu hayatta ya da içtimai hayattasın, bir meslek sahibi oldun, bulunduğun kurumda insanlara örnek olmak istiyorsun. Çok fazla konuşmaya aslında gerek yok. Lisan-ı hal, lisan-ı kalben üstündür diye zaten sonrasını diyor. Sen namazını en zor şartlarda bile kıldığın anda sen Allah'ın izniyle zaten örneksin insanlara karşı. Musibetli çekici, namaz kılmazsan musibet de gelir. Paşa paşa o musibeti çekeceksin. Dünyevi işleri uhreviye çeviren bir tılsım. Hastalığın var, namazı kıldın sadece, sonra işte tövbeni ettin. Başka bir ibadete gerek yok, o hastalığın artık uhreviye çevirir. Her saat, her dakika. Hani girebilir mi gelmeye başladı. Hapistesin, bu sefer yine uhreviye çevirildi. Çalışıyorsun şeker fabrikasında, insanlar zaten büyük bir hizmet yapıyorsun ya da doktorsun, büyük bir hizmet yapıyorsun. Bu sefer ne yaptın? Sen sadece namazını kıl. Sadece namazını kıl. Allah'ın izniyle bütün çalışmalar zaten ne yaptı? Uhreviye döndü. Alakadır demişiz. Bağdır yani. Nereye bağdır? 350 milyon dahil mensupları bulunan cemiyete. Yani böyle bir cemiyete bağlanıyorsun. Yani herhangi bir şekilde mesela haberde insanlar mesela sokaklarda mesela diyelim 10 kişi bir gruba bağlandığında ya da herhangi bir şekilde futbol kulübüne bir üye olduğunda bunu gurur duyuyor ve onur duyuyor. Biz 350 milyon dahil mensupları bulunan cemiyete bağlıyız. Yani namaz kıldığımızda yani böyle gurur duyacağımız bir şeye bağlanmış oluruz namazda. Namaz sığınaktır demişiz. Risale'de iltica eden ediyor. Namaza iltica ediyor. Nasıl mesela? Neden iltica eder abi? Savaş var. Kendi toprakların fethedilmiş. Düşmanlar saldırıyor. O zaman iltica edersin. İç alemde bir saldırı var. Karşına ruhuna yani sıkıştın artık. Patlayacaksın yani. Ya da bir olay yaşıyorsun. O kişiye kendi müthiş sinirleniyorsun. Namazı kıldığın an abi Allah'ın izniyle iltica etsinden sen bu olaydan da iç alemdeki sıkıntıdan da kurtulmuş oluyorsun. İltica ettin çünkü iltica ettiğin yer buna bu sıkıntını da olayla getirebilecek kudrette bir yere sen iltica ediyorsun. Güçlü bir kıyamete iltica ettin ne yaparsın ona iltica etmek istersin. Rabbini iltica ediyorsun sana karşılaştıran o anki saldırıda. Miracı mümin demiş. Çok yerde bir tarihinde geçiyor. Miracı ekserin cilvesine bahsar. Hususi miraç. Namaz teşeğüdü için söylemiş. Dinin direğidir demiş. Yani İslam bayrağının sen mesela herhangi bir şekilde İslam'ı temsil etmek istiyorsan bulunduğun yerde İslam en yüce din demek istiyorsan
senin bir İslam bayrak düşündüğünüzde namazı bir yedir, namazı kılmadığından bayrak yerdir. Sen bir şeyi temsil edemezsin. Çünkü namaz, yani İslam'ın, yani namazın dinin direği, İslam'ın direği namazdır. Davettir. Allah-u Teala seni davet ediyor. Artık hani sevmediğimizin bile davetine gidiyoruz abi. Allah davet ediyor. İşte ne kadar katılırsak, ne kadar katılmazsak. Münacattır. Yani yavruları şakarı kutlar. Şahsi ve içtima hayatın şahsi ve içtima hayatını ama düzenliyor. Sadece uhrevi değil, dünyevi hayatını düzenliyor. En basitten mesela kendi içinde. Mesela zamanlarına kalktın. Dedi ki mesela biraz uyumayayım. O anda mesela sabah namazından bile doğru tarafta 40 dakika sabah namazına kadar bir dakika diyelim daha doğrusu. En temiz o dakikalar diyeceğim kadarıyla. O temiz dakikalarda mesela havayı içine çekiyorsun. O şekilde havayla güne başlamış olursun. Ya da mesela daha fazla uyuyacaksan daha az uyumuş olur. Güne daha erken bir şekilde atılmış olursun. Ya da hiçbir şey yapamıyorsan günler oluyor. Sıkılıyorsun, ne yapacağım diyorsun. Senin yapacak her zaman bir işin var. Her zaman ne yapar? Öğlen var, ikindi var, akşam var, yatsı var. Senin hep bir namazın var. Ve namaza kadar ben şu işi bitirmek lazım. Namaza kadar ben bunu bitirmek lazım. Artık sen durmadan şartlı bir işin hayatını düzenlemiş olursun. Yani bunu kendi içselleştirerek söylemiyorum ama bir tane de yazanı söylüyorum abi. Fatiha Kur'an'a, insan kainata, namazla hasenata sivilsedir. O zaman biz namazın her rakatında bu muhteşem üçlü birleşmiş oluyor abi. Fatiha, insan, namaz, üçlü birleşti. Simgelerle de abi mesela baktan böyleydi. Şeyde abi, kendimle Risale'den çıkardığım yerler var ama zaman çok azaldı. Bir iki tanesini okuyabilirim, okuyayım abi. Oku. Oku sıralı. Deniz kirli su gelmiyor. Deniz su da yavaş yavaş azalıyor ama hayalinde hala o pislikler var. Bu
hayalin temizlerin bir tanesi olsa namaz. Nasıl namaz mesela? Onu diyor ki hayalinde görürsün diyor. İslam işte o namazda Kabe'nin etrafındaki İslam dairelerini ya da Kabe'yi hayal ediyorsun. Bunlar senin durmadan aslında havuzundaki temiz suyu dolduruyor. Yani hayalinde temizlemek istiyorsan bir tanesi namazı kullanabilirsin. Evet abi. Bir dakika abi. Bir Nesli Nuri'den gibi mübarek gibi namazı kelime işaret getiriyorsun. Geçti mübarek kelimeler söylüyorsun. Tam diyorsun. Gibi mübarek kelimelerle ilan ettiğin bir hükümle iddia ettiğin dava ve işaret ettiğin bir itikam lisanından çıkar çıkmaz milyonlarca müminlerin tasdik ve şehadetlerine ikrar eder. Herkes demiş ki abi, herkes nasıl dava ettiği konuda yanındaki çoğunluktan güç alır. İnce bir ipken sen de büyük sağlam bir halat oluyorsun. Yani namaz itikadını topluyor. Burada kendini böyle hayal ederek namaz kıldığı bütün Müslümanlarla beraber namaz kıldığı için itikadın toplanmaya başlıyor. Daha güçlü oluyorsun bu itikad konusunda. İddianı güçlendirerek ayağını sağlam basmaya başlıyorsun. Yani sen kayıktayken bu sefer kendini gemiye bindirmiş oluyorsun. Daha dağlı dünya okyanusunda. Bir de şu çok hoşuma gitmişti abi, bu tam namazla alakalı olmasın, namaz vaktinde okurken çıkmıştı. İnsan kalben ve fikren hakaik ilahiye bakıp düşündüğü zaman bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından gerek nefsi tarafından hep fena pis ve çirkin vesveseler, hatıralar kalbe aklı hücum ederler. Bu gibi hevai, vehmi ve çirkin şeylerin defiyle ulaşamadan o vesveseler mahluk olur. Ancak onları mahluk edip kaçırmak çaresi bir daha sayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. O zaman da gidecek mesela bir hafta gidiyor. Ne yaptın? Bir hafta namazda senin kafanı vesvese bir de hatıra demiş. Genelde hatıralar geliyor ki hatıralar. Ne yaptı? Geldi. Demiş üstüne bunu geldiğini. Geliyor bir hafta namazda geliyor. Burada ne yapacaksın? Yapacağın şey abi bir daha sayı terk edip onlarla uğraşma. Geçen bir tane dönüş taraflarla ilgili bir şey izlemiştim. Yerinde biri olsa daha iyiydi aslında. Dövüş sahnede ilgili bir şey izlemişti. İzledi abi. İki kişi var. Birisi kaslı. Biri de kassız birisi. Teknik biliyor sadece. Kaslı olan şeytan gibi düşünüyorum abi. Hiç güç artık. O senin kolundan böyle elinden tuttuğunda tutuyor böyle abi. Sen sayısız sadece teknik biliyorsun. Teknik bilmeyip onun dilinde şişmiş bir şeytan var. Ben de dedim ki o şişmiş şeytana dilimle mücadele edeyim. Onun hani uğraşırsam, onun müdafaaya çalışırsam, ben de müdafaa edersem, şeytan beni böyle tuttuğu için o vesvese aldı, kurtaramam elimi hayatta. Elimi kurtaramıyorum ama ben teknik bilirsem, onunla uğraşmasam, elimi şöyle çevirdiğim an abi, kim olursa olsun bu zaten, tak kurtulmuş oluyorsun. Şey de seni tutan şeytandan, onunla uğraşmayıp teknik bilimde sadece kurtarabiliyorsun. Çünkü o senden ilim olarak zaten şişmiş birisi, senden daha büyük tuttuğunda, sadece teknikle onunla uğraşmayarak ondan kurtulmuş oluyorsun. Öyle namazda hayat geldi, gelin diyorsun. Namazdan devam ediyorsun abi. Şu ağlarda abi bir kısım var. Şöyle hemen bakıyorlar. Şu ağlarda kısım abi aslında ben bu namazı çalışırken, nereden ne çıkaracağım diye düşünürken sen de cima grubuna attığın bir kısımdı. Hemen bakıyorum. Evet. Namaza ne lazım demişim. Namaza ne lazım? Tadil-i Erkan. Misalim burada diyor.
müdavemet devam ediyor. Bir de muhafaza. Muhafaza kısmında da mesela artık o anda terslerine biraz dikkat etmen gerektiği. Bir de ayrıca mesela sabah namazına kalkacaksın. Geceliğin mesela dışta yatma. Dışta yatarsa sabah namazına kalkma ihtimali çok bu. Yani geç yatarsan kalkmayacağım demek. Dışta yatarsan sabah namazına kalkma. bir de devir tarikat zamanı değil. İmanı kurtarmak zamanında sana genelde namazını tarih arkana göre kılmak. Farz namazını kılmak. Çeşitli yerlerde belirtilmiş. Yani bir şey gerçekten arıyorsun Allah'ım, Rabbim ben sana ne yapabilirim hani sen bana, çünkü elimi ayağımı her şeyimi sen verdin benim. Ben bu mesela şükrümü nasıl sana eda edebilirim diyorsan en cimriyetli şükür senin için hani çok yerde çünkü belirtiliyor namazdır. Hasan abi böyle. Peki. Çünkü şey de oldu, çok bir şey yazıp toplayamadım abi. Bir. Bu yaptığın çalışmayı Dima grubuna, Mecul grubuna dosya olarak PDF veya Word at bir. İki, sen hukukçusun, orayı kaçırdım veya bir daha duymak istiyorum. Hukuk cihetiyle namazı bir daha anlatır mısın? Bir şeyler saydın böyle. Zimmet bakımından ele aldın. Zimmet bakımından mı aldın? Bir şey yaptın onu. Orada diyor ki üstad, 9. sözü olması lazım. Sonunda borç ve zimmettir diyor namazı. He. Onu demiyorum. Borç ve zimmettir diyor. Nasıl bir borç? Zimmet borcu oluyor. Zimmet ne oluyor abi? Evet. Hukuken abi zimmet borcunu ben tanımladığımda kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle vizyetliği kendisine verilen veya vizyetliğiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı tasarrufta bulunması, bu malları kendi veya itibarda bulunanın zimmetine geçilir. Burada kamu görevlisi benim abi. Ben çünkü diyorum ki ben Allah'ım Müslümanım. Elhamdülillah dedim. Artık sen görevlisin. Bitti. Namazını kılacaksın. Görevin ne? Namaz. Zilletliği kendisine verilen derken, zilletliği kendisine verilen namaz da koyuyorsun. Ama zilletliği kendisine verilen ne? Kalp, ruh, akıl, nasibi rabbani, hisler, cihazlar sana verilmiş. Sen bunları namazda korumak zorundasın. Gözetimde sorumlusun. Ama malikliği sana verilmemiş ki sadece zilletliği sana verilmiş. Ben burada senin üzerine kayette değil. Mal Allah. Sadece sen gözetimde ve denetimde sorumlusun. Bunu ne yaptın? Aykırı tasarrufta bulundun. Nasıl aykırı tasarrufta bulundun? Bu mallar benim dedi. Namazına kılın. Bu kadar aykırı tasarrufta bulunmuş olup bu suçu içiyorsun. Ya da irtibatta bulunanların zimmetine geçirdin. İrtibatta bulunanlar kim abi? Mesela televizyonun zimmetine geçirdin diyelim. Televizyon izlerken namazını ertelemeye baktın. Kırmadın demedin, hadi erteledin diyelim. Ya da mesela kolun çocuğun oldu. Kolun çocuğun oyun oynarken namazını erteledin. Artık sen bu zimmetin malı tattın. Kime tattın? Çocuğuna tattın. Kendi onları tattın. Televizyona tattın. Ya da herhangi bir şey. Kadına tattın. Kariyere tattın. Neye tattın? Bir şeye satıyorsun abi. Yani bu ne kendine satacaksın? Ne de başkanın da bir mal denildi. Bir de ayrı mesela burada ikinci mesela bu bütün bir de ne var? Denetimle görevli olanlar da çıkıyor buradan. Anne babaya da sorumluluk düşüyor. Ben mesela sorumluyum. Benim namazlı zimmetlik suçu sistemimde annem babam da sorumlu. Biz orada denetimle sorumluyum. Kaç tane annem babam seni sana kılmamamdan sorumluysa aynı benim gibi o da ceza görecek. Zaten bu yüzden namaz kılmasın, çok önemli değil. Bak, okuluna baksın, işlerine baksın dediyse, aynı namaz kılmalarına olup, bunu kaç tane ihmalen yaptıysa bunu, yine sorumlu ama cezasına indirim var. Zaten diyor, 7 yaşında teşvik etmen lazım, 10 yaşında şiddetle namaz kılmaya alıştırman lazım olsa, ana babaya da buradan sorumluluk düşüyor. Affedersiniz. Zimmeti şöyle de değerlendirmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşim? Şimdi benim azalarım da bana zimmetlenmiş durumda. Yani ben azalarımı nasıl koruyorsam, gözümü nasıl koruyorsam, üstüme zimmetlenmiş olan namazı da o şekilde korumam, kollamam, gözetmem, benim ona sahip çıkmam lazım ki o da bana sahip çıksın gibi değerlendirmek mümkün olabilir mi? Yani illa ki onu farklı zimmetine geçirmek gibi değil de,
senin zimmetine verilmiş bir şey gibi görmek, değerlendirmek de doğru olabilir mi acaba? Aslında öyle anlattı. O da zaten Atakan da öyle anlattı kardeşim. Ata zimmetine, yani kalbini, gözünü, kulağını vesaire verdi. Olur abi, olur. Olur derken zaten öyle. Sana verilmiş yani. Nerede geçiyor bu? Barla'da geçiyor. Sen diyor, kaldı mesela kan ve organı satamazsın. Parayla satamazsın. Yani abi, mesela burada bir de hadis-i şerif vardı, zimmet yapar. He. Söyle. Sana ses geç mi geliyor Atakan? Ya bir de Ahmet İlhan Bey hadis-i şerifte diyor ki, bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve Resulünün zimmeti kalkar diyor. Bir de söyle. Kardeşim, senin sesin abi geliyor mu? Geliyor ama senin sesin niye bize bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve Resulünün zimmeti kalkar. Vay be. Ne demek o? Ne anlayacağız Atakan? Allah ve Resulünün zimmeti kalkar ne demek? Geçen aynı manada. Atakan! Abi, yani beni koruma görevleri kalkar. Allah'ım. Allah ve Resulü seni koruması, gözetlemesi seni himayesinden bırakıyor. Resulullah ve Allah himaye etmiyor seni. Adetullah kanununa bırakıyor. Zimmetinden çıkartıyor seni. Peygamberimizin himaye etmemesi ne demek? Peygamber Aleyhisselam himayeti, mesela diyelim ki peygamberlere imandan mesela ahiretteki yani imanın ahiretteki meyvesi değil. Dünyada da var mesela. Peygambere iman edince onunla besleniyorsun. Mesela diyelim ki bu doğrudur, bu yanlıştır diyeyim, demeyeyim, vereyim, vermeyeyim. Dünyada bizi tereddütlerden, sıkıntılardan çıkartan nedir? Hangi senin için doğrudur? Peygamberin sünneti. O aleminde yoksa senin aleminde doğrular, yanlışlar birbirine girmiş olur. Hiçbir şey doğru değil ki o zaman. Devamlı değişkensin. Peygamberin zimmeti senden kalkarsa. Ama şey, hakikaten Allah biliyor, ama bak Allah biliyor. Ben bu dersten çok istifade ettim. Bu yani himayesinden çıkman var ya, benim çok ağrıma gitti ya. Allah ve Resulünün himayesinden çıkıyorsun namazı terk eden. Bu benim çok ağrıma gitti ya. Vallahi çok dokundu bana bu. Çok ağır ya. Hasan abi. Efendim abi. Aynı zamanda şahitliği de kabul etmiyor. Of. Şahitliğini de kabul etmiyor. Evet. Bir de dersi bitirmeden önce malum yine dörtlü grubumuzu bir oluştursak, o sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti açısından Abdullah Demirtoğlu'nu sevgili abimin şefkle ne demek istediğini daha iyi bir cevap bulur diye düşünüyorum. Ha Atakan, namazın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diye böyle bir düşündün mü? Abi düşündüm ama ben bu kanuniyet, hakikati, mahiyetini çözemediğim için girmedim. Güzel. Ben söyleyeyim o zaman abi. Tamam. Hadi abi. Söyle Mehmet kardeş, sureti nedir? Namazın sureti. Sureti salat abi. Ne demek salat? Salat yani
zahiren gördüğümüz, kıldığımız hareketler. Tamam. Kanuniyeti, miraç, hakikati arştadır. Herkes kendi Rabbi ile buluştuğu andır. Mahiyeti de kab-ı kavsendeydir. Uf. Eğer kanuniyetini, namazın kanuniyetini yakalarsan şevkle kılmış olursun. Yani bu dördünü bütünlemiş olursun. Kab-ı kavsende orada zaten hakikati oradan geldi. Bunu yakaladığın zaman şevkle kılmış olursun. Yani kardeşimiz çok güzel izah etti. Allah ondan razı olsun. Bu anlattıklarının hepsinin bütünü bu dörtlü grubun içerisinde zaten var. Vay be. Yani ben tekrar edeyim, Atakan onu söyledi. Sureti eylemlerdir, abdesttir, namazdır. Ondan sonra o sureyi okuyabilmek vesaire. Kanuniyeti ise kanuniyeti insandaki özel miracıdır. Şimdi bir kardeşimiz şöyle yazmış. Sureti dördüncü söz, kanuniyeti dokuzuncu söz, hakikati 21. söz demiş. Mahiyeti Allah'a taşır demişti. Demiştiniz bir derste diye bana şey yapıyor. Şimdi Gafur sen söyle abim. Hasan abi ben Mehmet abi gibi düşünmüyorum bu konuda. He. Bence namaz suretidir. Yani suret olandır namaz. Ne demek o? Ne demek anlamadım. Abi şimdi suret, namazın kendisi suretidir. Hani musaf gibi abi. Hani musaf diyoruz, Kur'an diyoruz, bizdeki karşılığıdır diyoruz ya abi. He. Aynen bunun gibi namaz kıldığımız, okuduğumuz sureler, aldığımız abdest bunun bütünlüğü namaz, surettir. Namazın kendisi namaz olarak surettir. Kanuniyeti salattır. Hasan abi, bu da namazı kılmak değil, namazı yaşamak. Hasan abi, içsellemek, hakikati arştır, mahiyeti miraçtır, kab-ı kavseyindir abi. Çünkü miraç dediğimiz zaman zaten kab-ı kavseyindir bu abi. Yani bundan daha üst bir makam yok. Yani bir kardeşimiz şöyle bir şey yazmış, Mehmet kardeş konuşacaksın. Bak, sureti dördüncü söz, kanuniyeti dokuzuncu söz, hakikati 21. söz, mahiyeti çok acayip. Mahiyeti Allah'a taşır seni. Vay be. Şimdi Hasan abi. Ha abi. Namaz diyoruz, suret diyoruz. Yani namazın kendisinin açıklamasını yapıyoruz. Yani namazın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diyoruz. Heh. Zaten miraç bir süreçtir. Miraç nerede başladı? Yani Mekke'den başladı, Mescid-i Aksa'ya gitti, oradan devam etti, ta Kab-ı Kavsen'e kadar gitti. Bu bir süreçtir yani. Bu sürecin tamamı büyük kainattan neyse, benim karşılığımda da bendekini söylemiyorum zaten. Kainattakini söylüyorum ben. Kainattaki kanuniyet miraçtır, miracın sürecidir. O miraç bir süreçtir yani. Bir yer değildir ki. Kab-ı Kavsen son noktadır. Miracın Kab-ı Kavsen son noktasıdır. Abi, yani miraç sürecinin sonu Kab-ı Kavsen'dir. Bir tane Metin kardeş şöyle yazmış. Sureti ubudiyet, mahiyeti şükür, kanuniyeti miraçtır demiş. Allah alem diyor Metin diye bir kardeşimiz. Bir İslamcı kardeş şöyle yazmış. Namazın dimağda, vicdanda ve ruhtaki seyirdir diyor. Namazın sureti hayatımızdır yazmış.
genç kardeş. Namazın sureti hayatımızdır. Çünkü fahşâ-i ve münkeri vel be'ab. Namaz her fahşadan korur. Namazın sureti hayatımızın kendisidir. Yazmış. Namazın kanuniyeti dimadadır. Hakikati vicdanda, mahiyeti ruhtadır diye yazmış. O da öyle yazmış. Çok maşallah ya, çok hoşuma gitti. Abdullah şöyle yazmış. Sureti libas, mahiyeti hem kılanda hem onun irtibatlarına faide. Kanuniyeti emri ilahi, hakikati ahiretteki elhamdülillah yemek. Dünyada elma yerken elhamdülillah diyorsun ya, ahirette de o elmadan hasıl olan şükrün kendisini yemek diye söyledi. Sureti libas, mahiyeti kılanda ve onun irtibatlarına fayda diye Abdullah Demir, Abdullah da böyle dedi. Başka bir şey diyen var mı bakayım diye bakıyorum. Var mı bakayım? Ama çok ilginç bu. Namazı hepimizin aleminde. Arkadaşlar bu formüldür. Şöyle peki düşünseniz nasıl olur? Sureti kanun diye hakikati çözemiyorsak şuna uygulayın. Şuna Abdullah alacağım şeyi. Bir ağacın çekirdeği var. Kök. Bir de ağacın meyvesi var. Bir de ağacın görüntüsü var. Bir de ağacın batınısı var. Yani ağacın kökü nedir? Evet Abdullah Şimşek, Almanya. Seni dinliyorum Abdullah. Abi suret zaten bilindik. Benim ikinci bir noktayı nazarım veyahut da diğerlerinden farklı olarak da suret kanuniyeti tabii farklı farklı şey. Mezarda, kabirde ışık, nur. Yani bu salata giriyor. Yani orayı tamamen ışıklandırıyor. Kanuniyeti, ondan sonra mahiyet ve diğerleri de söyledikleri, kardeşlerin, abilerin söyledikleri zaten doğrudur. Ha senin, Abdullah Hoca, senin söylediğin şu, suret hayattaki, kanuniyeti kabirdeki, hakikati arş diyorsun, mahiyeti kavgafsen diye böyle söylüyorsun, öyle mi? Çünkü kabirde de bize lazım, bizim her tarafımız bizi... Ay, yerimizi genişlendiren, ışıklandıran, aydınlatan ne olacak ya abi? Namaz değil mi? Geçmiyor mu öyle? Hı hı. Yani nereye uygularsan oraya girer. Tevcut için sorarım. Gafur da diyor ki tevcut için kabul. Yani o zaman şu formülü uygulayalım. Bak abiler. Evveluhu. Namazın evveli çekirdek. Ahiruhu, namazın meyve oluşu, külliyatta meyve oluşu. Zahiruhu, namazın ağaç gibi gözükmesi. Batinuhu, ağacın arka tarafındaki makine yazılımı. Makinası. Şimdi evvel şey suret kanuniyeti çözemezsek peki başka bir şekilde çözelim. Namazın bizdeki ile kainattaki namazı nasıldır? Mukayese edin. Kainatın aklı var mıydı? Namazı var mıydı? Kainatın aklı Cebrail. Tamam. Kainatın ruhu Azrail. Kainatın hayatı İsrafil, kainatın hadiseleri Mikail, kainatın aklı Cebrail. Uygula kendine bunun dördünü, namaz deniliyor değil mi? Evet. Tamam, salat olur mu abi? Bak o da namaz, peki selatla salam, salat. Peki maşallah, Allah razı olsun, hayatınız bereketli kılsın inşallah. Gece ne güzel bir şey yaptın. Atakan çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok bereketli bir derse vesile oldun. Rabbim seni hayatta istikametten ayırmasın. Ondan sonra gireceğin mahkemeler... Allah razı olsun.
gireceği mahkemelerde, hadiselerde... Abi Allah razı olsun. Biz yani bu şartı verdiğiniz için abi Allah razı olsun. Yani bu büyük hadisenin yanında... Devam et, devam et Atakan. Atakan'ın sesi. Melekacım geliyor abi. Osmanlıca'da pot ortada o okutan vav u da okutuyor. Onun için ihtiyaten pot demişler. Aslında put kırdım diyor put. Çünkü vav Osmanlıca'da hem o okunur hem u okunur. Put kırdım tamam, diyor put. Daha güzel oldu abi tamam. Öyle yazıyor. Şimdi oturdu abi. Ölmüştüm. Putu kırdan yani. Ağzı elini aldın, motosu vurmak zorundasın, daha geri çekemez. Geri vites yok yani, değil mi Kokçu? Bitti artık çünkü abi. Bir kere alçan da çıktı, orada seni bozduramazsın dinini. Harika, Kokçu ya, hoşuma gitti. Bu iş bana da, benim de keyfimi aldı ya. Şey, Allah razı olsun tekrar. Bu sen gel. Amin abi. Peki geceniz mübarek olsun. Rabbim siz de amin deyin. Onları iki cihanda aziz eylesin. Kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye versin. Düşmanlarına dehşet, vahşet, evan ve panik vermesini Allah nasip eylesin. Mücadelelerini kutsi ve âli eylesin. Onların şehit olanlarına da şefaatine bizi mazhar eylesin. Cenab-ı Hak bu faaliyetlerini ittihad-ı İslam'a mukaddeme ve çekirdek eylesin. Amin ve ahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.